قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Değerli dostlar, vahiy atmosferinin zihnimizin bütün alanlarına yerleştiği, kulluk bilincini zihnimizden tutun da midemize kadar hissettiğimiz şu Ramazan ayı içerisinde bu birlikteliğimizi inşallah Rabbim vahiy noktasında bilinç, farkındalık oluşturmasına vesile kılsın. Anlarımızı, günlerimizi, vakitlerimizi hakikat ve fıtratımıza uygun geçirerek bu anlarımızı yarın ahiret günde Rabbim bizlere göz aydınlığı, zaman dilimleri olarak bizlere nasip eylesin inşallah. Oruç bir ibadetti ve yoğun bir şekilde bir ay boyunca hayatımızda yer aldı. Elhamdülillah ve nihayete erdirme süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla Ramazan ayının bitimine birkaç gün kala dönüp şöyle geçirdiğimiz bu aya baktığımız zaman bu ayın kısmi olarak bizlerde neler inşa ettiğini, neler oluşturduğunu sizlerle paylaşmak ve ifade etmek isterim. Bir, orucun temel gayesi eğitim ve eğitmektir değerli dostlar. Eğitim, bir şeyin basitten başlayıp kemale doğru gitmesidir. Yaşam bir eğitim sürecidir. Ve insan kalabilmek için mutlaka eğitilmek lazım. Bırakın insan kalabilmeyi, bitki olarak büyümek dahi bir eğitim sürecine tabidir. Önce tohumu ekmeniz lazım, can suyu vermeniz lazım. Tohumun filizlenmesi lazım, toprağının zararlı otlardan arındırılması lazım. Bu süreç içerisinde gıdalandırılması lazım. Güneşten ve topraktan yeterli bir şekilde faydalanması lazım. Bunların hepsi bir eğitim sürecidir. Bir bitki dahi gelişmek için, yetişmek için bir sürece ve bir bakıma tabi ise insanın gelişimi sadece bedensel büyümeden ibaret değildir. Onun da eğitime ve eğitilmeye ihtiyacı vardır. Eğitimsiz insan ham insandır. Eğitimsiz topluluklar ham topluluklardır. Bedenin gelişebilmesi için vitamin ve proteinlere ihtiyaç varsa aklın ve kişiliğin gelişebilmesi için de onları geliştiren vitamin ve proteinlere ihtiyaç vardır. Aklı ve kişiliği geliştiren vitaminler ancak kelimeler yoluyla alınır. Yani algımız doğru kelimelerle inşa oluyor. Aklımız sağlıklı bağlantı kuruyor. Rol modelimiz sağlıklı ve ideal kişiliklerden oluşuyorsa o zaman biz elhamdülillah doğru bir gelişim süreci üzerindeyiz demektir. İkincisi, dedik ki Ramazan ayı bir eğitim sürecidir. Her eğitimde olduğu gibi bu eğitimin de bir müfredatı vardır. Ramazan ayının eğitim müfredatı Kur'an'dır değerli dostlar. İnsanlığın en büyük kaybı eğitimi sadece okula hasredip ve eğitimi okulla birlikte noktalamaktır. Her eğitim sürecinin bir mekanı vardır. Bizim eğitim sürecimizin mekanı وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluk edin. Düsturu çerçevesinde
bir hayatı kapsayan, son nokta koyunca kadar eğitimle hemhal olan bir bilinçtir. Bu eğitimin hedefi, hayat içerisinde irademizi geliştirerek hayatımızı sağlıklı yönlendirmemizi sağlamaktır. Aslında nefis terbiyesi ki bu ifade tasavvufa aittir ve içinde birçok eksik ve fıtratla tenakuz olan şeyler vardır. Nefis terbiyesi denilen husus insanın kendisini yönetebilmesidir. Yani insanın kendisini yönetme sanatıdır. Neyi yönetmesi? Meziyetlerini yönetmesi, acılarını yönetmesi, sevinçlerini yönetmesi, arzu ve isteklerini, duygularını ve en nihayet zamanı yönetebilmesidir. Kişinin işlediği bütün hatalar aslında insanın kendi zaaflarını yani kendisini yönetememesinden kaynaklanır. Oruç ibadeti bize kendimizi yönetmeyi ve gerektiği zaman arzu ve isteklerimize dizgin vurmayı öğreten mükemmel bir eğitim biçimidir. Oruçlu olmamıza rağmen zaaflarımızı kontrol altına alamıyorsak, bu ibadetle bizim diyalogumuz eğitim boyutundan çıkmıştır değerli dostlar. Dolayısıyla bu ibadetle eğitim boyutu bir araya gelmediği zaman orucun bize yansıttığı nedir biliyor musunuz? Sabah kahvaltısını namaz vaktine çekmek, sabah namazı vaktine çekmek, akşam yemeğini ise akşam namazından sonra meydana getirmektir. Bu eğitimin bir de müfredatı vardır. Her eğitimin bir müfredatı vardır. Ramazan eğitiminin müfredatı Kur'an'dır değerli dostlar. Hayat gibi genel ve uzun soluklu bir sürece karşı ancak insan kendisini Kur'an'la eğitebilir. Çünkü Kur'an'ın muhtevası yani konu alanı hayat kadar genel ve bir ömür kadar uzun solukludur. Kur'an'ın ilk bakışta karışık ve yer yer tekrarlanan konu hali bundan kaynaklanır. Biz hayatı alt alta dizili alfabetik başlıklar altında yaşayan bir insan türü değiliz. Böyle bir hayat yok. Kur'an bir hayatın içerisine doğmuş ve hayat kadar karışık, sade ve tekrardır. Bunlar Kur'an ile hayatın benzerliğidir. Fakat Kur'an'ın en güçlü yönü nedir bilir misiniz değerli dostlar? Kur'an'ın en güçlü yönü hayatı değiştirecek ve dönüştürecek dinamik ve güce sahip olmasıdır. Bu Ramazan ayında iki sınıf Kur'an'ın güçlü ve etkili kelime dinamiğinden nasibini almamışlardır. Bir, Kur'an'ın kapağını açamayanlar. İki, Kur'an'ı kendisine, zihnine, aklına, vicdanına değil, Kur'an'ı sadece ölülere okuyanlar. Kur'an'ı ölüler kitabı haline getirenler. Bunlar değil bir Ramazan ayı. Bunlar bir hayat boyu dahi Kur'an'la olan diyaloğunda Kur'an'dan bir parça dahi bilinç elde etmemişlerdir. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için der Kur'an şairimiz Akif. Kur'an ölüler kitabı değildir değerli dostlar. Kur'an'ı ölüler kitabı haline getiren zihniyet aslında tarihi süreç içerisinde Allah'ın kitabına operasyon çekmiştir. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Kur'an ile anlamın bağını koparanlar Kur'an'a operasyon çekenlerdir. Müslümanlar bu oyunu bozmalıdırlar. Müslümanlar bilincin dan damar kaynağı olan Kur'an'la kendi aralarındaki bu engeli kaldırmalıdırlar.
Bu din değil değerli dostlar. Allah'ın dininde Kur'an'ın ölülere okunmak için indirilen kitap olduğunu yazan bir tek ayet dahi yoktur. Allah Resulü'nün pak hayatında da böyle bir şey yoktur. Bir kitabı ölüler dini haline getirmek ne demektir biliyor musunuz değerli dostlar? Kur'an'ı ölü hücre haline getirmektir. Kur'an'da ölü hücre yoktur. Hücre, hayatı diri tutan ve hayatı temizleyen, hayatı tazeleyen en temel dinamiktir değerli dostlar insan bedeninde. Siz Kur'an ayetlerini ölülere okunan bir kitap haline getirirseniz, dinin insana bahşeden hayatını öldürmüş, vahyin hücrelerini öldürmüş olursunuz. Bu eğitimin müfredatı Kur'an'dır dedik değerli dostlar. Ve bu eğitimin müfredatı olan Kur'an bize neleri geliştirdi? Bir, ahlakı geliştirdi. İki, akideyi geliştirdi. Üç, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bize vurguladı. Bakın, bunların hepsi bu Ramazan ayı içerisinde yoğun bir şekilde yaşadığımız atmosferin başlıklarıdır aslında. Ahlak nedir bilir misiniz değerli dostlar? Davranışı ıslah etmektir. Davranış ile insanın fabrika ayarlarını birbiriyle eşitlemektir. Ya da davranışlarını fabrika ayarları çerçevesinde ortaya koyabilmektir. Akide, insanın inanç ve iman noktasında tevhid merkezli bir inanç ortaya koyabilmesidir. O yüzden akidenin tam bir şekilde oluşabilmesi için, yani tevhid inancının insanda yerleşik, sade ve Allah'ın onayladığı biçimde gerçekleşebilmesi için mutlaka Allah'ın bizlere bildirdiği uluhiyet ve rububiyet çerçevesinde gerçekleşmesi lazım. Uluhiyete aykırı bir akide anlayışı, rububiyete aykırı bir akide anlayışı Allah'ın bizlere emrettiği tevhidi gerçekleştirmenin üzerinde en büyük engeldir. Paylaşmak aslında insanı nifaktan koruyan en temel unsurdur değerli dostlar. Paylaşmak insan olmanın gereğidir. Resullerin en güçlü tarafı neydi bilir misiniz? Resullerin en güçlü tarafı kendileri için değil, insanlık için yaşamalarıydı. Onlar bırakın mallarını, onlar kendi hayatlarını dahi insanlık için paylaştılar. Onlar bırakın kendi mülkiyetlerini, kendi zaman dilimlerini dahi insanlık için paylaştılar. Allah Resulü'nün hayatına bakın, Resullerin hayatına bakın. Bunları açık bir şekilde göreceğiz değerli dostlar. Paylaşım, hayatların en temel felsefesidir. Onlar, yani Resullerin hayatının en temel felsefesidir. Onlar insanlığın mutluluğu için yeri gelmiş kendi hayatlarını heba etmişlerdir. İnfak, insanın nifaktan kurtulmasının en temel yoludur. Dolayısıyla Rabbimiz oruçla bizi terbiye ettiğini ve her yıl hayatı hazırlayıp insanı değerleri korumamıza yardımcı olduğu bu ayı bir daha geride bırakmak üzereyiz değerli dostlar. Başta bu nimeti bize bahşeden Rabbimize karşı sonsuz şükrediyoruz. Bu ayı, bu ayın ardından bu ay ile bu ay içerisinde elde ettiğimiz meziyetleri ve güzellikleri sadece Ramazan ayı içerisinde değil, Ramazan ayından sonra da hayatımız için bir yaşam felsefesi haline getirmeliyiz. Kur'an sadece Ramazan ayında bize inen bir kitap değil değerli dostlar. Kur'an sadece Ramazan ayında bize hitap eden bir kitap değil. Kur'an bir hayat boyu bize hitap eden bir kitaptır. İşte Kur'an hayatımıza insin ki bu rububiyet çizgisini bir ömür boyu hayatımıza insin ki bu rububiyet çizgisini yaşam boyu devam ettirebilirim değerli dostlar. Rabbim anımızı bereketli kılsın. Vaktimizi bereketli kılsın. Bir ömür boyu Kur'an'la geçirilen bir zaman dilimi bizlere nasip eylesin inşallah. Değerli dostlar, inşallah bayram namazında her yıl olduğu gibi bu mescidimizde de bayram namazı kılınacak, bayramlaşma yapılacak ve bu bayram namazında da Mustafa İslamoğlu hocamızla birlikte
bayram namazını kılacağız, bayramlaşmayı yapacağız. Siz dostlara duyurulur, bayram sabahı ben bayram namazını Akabe Mescidi'nde kılmak istiyorum diyorsanız inşallah bekleriz.